Aldığımız haberlere göre Amerika'da erken bahar gelmiş. Şu anda halk Parlamento binasını işgal ederek içeriye girmiş. Neredeyse yönetimi dev alacak gibicesine. Ama güvenlik güçleri FBI, FBI müdahalede bulunamıyor. Yeterli değil. Askerler hani müdahaleye artık müdahale etmek zorunda kalacaklar. Trump bir açıklama yapıyor ama ne türden açıklama yaptığı belli değil. Gizliden sanki şifre gibi de olabilir. Zaman yaklaştıkça yönetimi devredeceği hani zaman iyice yaklaştıkça büyük bir kargaşa içerisinde kaybetmiş olduğu seçime tekrar gazla geri oturmak istiyor. Onlar bugüne kadar dünyayı hep karıştırdılar. Onca masumun, onca mazlumun ahı var. Adamları yerlerinden yurtlarından ettiler. Öyle derme çatma, uyduruk bir saltanat üzerinde milletin gözyaşları üzerinde öyle hüküm süremezsin. Allah'ın da bir hesabı var yani. Bu dünyada hiç kimse baki değil, kalıcı değil. Kur'an-ı Kerim'de de ayetler var biliyorsunuz. Hiç kimse bu yeryüzünde kimse baki değildir diye. Onlar da bir şekilde zirveyi en çok hani en güçlü devletler bile en en son zirveyi görenler bile yok olup dağılıp gidecektir diye. Bu herhalde görüldüğü üzere dışarıdan değil ama Amerika kendi insanları, kendi halkı tarafından bu gücünü kaybedecek gibi gözüküyor. Yani ileri bu, bu şimdi şimdiyle alakalı değil. ileride de olsa kendi tarafından, kendi vatandaşları tarafından yıkılıp gidecek, dağılacak gibi gözüküyor. Herkes hani diyor biz endişeliyiz falan filan diye böyle tweetler atıyorlar sosyal medyada, dışişleri bakanlığı açıklama yapıyor. Ama ben hiç endişeli değilim kardeş açıkçası yani. Gerçekten de hayranla hayretle izliyorum. Memnuniyet var mı desen? Sonuna kadar. O sarı kafalı Trump da zaten biliyorsunuz yani kafası kırık çatlak bir adam deli adam ne yapacağı belli değil zaten. Çok tuhaf bir adam. Çok köşeye sıkışırsa neler yapabileceğini kimse kestiremiyor. Yönetimi hani devretmeyi de istemiyor. Onlar her zaman başka ülkeler hep darbe yapıyorlar ya, diye hep onların izniyle emriyle desteğiyle yapıyorlar ya. diye. Onlar arkalıyordu hani darbe yapacakları. Nitekim Mısır'a neye onlar yapmadım? Bizim ülkemizdeki darbenin arkasında onlar yok mu? Recep Tayyip Erdoğan ne dedi? Bu merank gibi döner dolaşır sizi vurur dedi. Bak onları vuruyor işte. Hayretler içinde endişeli değiliz. Hayret içinde Amerikan baharını seyrediyoruz. Amerikan baharı başladı başlayacak. Koronavirüsü olmasaydı benim tahminim bu olaylar daha şiddetli, daha büyük çaplı olacaktı. Ne olur diye sorarsanız bunun sonucunda zorlu bir şekilde bu olayı bastırırlar. Onlar çok zekiler ama kafaları çalışıyor. Zor da olsa bastırırlar bu işi ama yani ama derin yaralar bırakır. Ekonomide, borsada büyük zararlar da edebilirler. Kaybediyorlar da zaten. Bunun sorumlusu olarak hani Trump'ı cezalandırıp içeri atma durumları olur mu olmaz mı yargılanır mı hani suçlu bulunur mu işler daha da ilerlerse bulunabilir ama formalit olarak evinize gidin diyor yani sokaklara dökülün demiyor ama ama el altından ne dediğini onu aynı hani bir eyalet başkanını sekreterini arayıp da yeterli oy çalınan oy ya da uyduruk oyu bana bu biz tekrar seçimi yenilettirelim dediği gibi ortaya çıktı ya ses kaydı gizli ses kayıtları. Aynı bu şekilde gizli ses kayıtlarına bulunursa belki bir yargılanma olabilir. Onun haricinde Trump kafası kırık bir insan yani biliyorsunuz. Bütün dünyayı karşısına aldı zamanında Avrupa'ya mesela Avrupa'yı tamamen karşısına aldı. İsrail'i koşulsuz destekledi. Bütün dünyaya karşı oylama yaptı. Kudüs'ün Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak gördü. Ne oldu? Hani bir karşı hani bir destek bulamadı ama 3 5 3 5 ülke dışında bir destek bulamadı ama sonucunda manyak bir insan yani burada da koltuk elden gidiyor neticede. Ne yapacağı nerede patlayacağı belli değil bu adamın. Yani freni patlamış bir kamyon gibi gidiyor. Nerede çarpar, nerede şarampole yuvarlanır, nerede uçurumdan aşağı uçar. Bu şu an kestirilemeyebilir. Zaman yaklaştıkça göreceğiz. Hep birlikte memnuniyet içerisinde hayranlıkla izliyoruz. Dizi izler gibi. Evet beni dinlediğiniz için de hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki analiz videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.